Şimdi elimizde x kare artı y kare eşittir 1 şeklinde bir denklem olsun. Bu denklemi sağlayan bütün x ve y noktalarını analitik düzlemde gösterirsek şöyle bir birim çember elde ederiz. Bu videoda ise bu birim çember üzerindeki herhangi bir noktaya teğet olan doğrunun eğimini nasıl bulabileceğimizi konuşmak istiyorum. Şimdi bu şekilde tanımlanan bir çemberin fonksiyon olmadığını düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü y açık bir şekilde x'in bir fonksiyonu olarak yazılmamış. Bu çemberin tanımlı olduğu aralıktaki her bir x değeri için y'nin alabileceği iki farklı değer var. Bu yüzden çemberi ortadan ikiye bölüp x'e bağlı iki farklı fonksiyon şekline getirmek isteyebilirsiniz. Bu fonksiyonlardan birini y eşit artı karekök içinde 1 eksi x kare şeklinde, diğerini de y eşittir eksi kare kök içinde 1 eksi x kare şeklinde yazabilirsiniz. Her iki fonksiyonun da ayrı ayrı türevini alırsınız. Böylece herhangi bir x değerinin türevini ya da herhangi bir noktadaki teğet doğrusunun eğimini aynı şey bulmuş olursunuz. Ama bu videoda böyle yapmak yerine zincir kuralından faydalanarak kapalı fonksiyonun türevini almak istiyorum. Bu sayede y'yi x'in bir fonksiyonu olarak tanımlamak zorunda kalmayacağız, Hatta zaten bazı durumlarda istesek de y'yi x türünden yazamayacağız. Şimdi bunu yapmak için denklemin her iki tarafına da türev operatörünü uygulamamız gerekiyor. Ardından da zincir kuralını uyguluyoruz. y'yi x'in fonksiyonu olarak tanımladığımız ve y'yi fx'in birinci türev olarak elde edemediğimiz için bu tür fonksiyonların türevine kapalı fonksiyonların türevi diyoruz. Evet kapalı fonksiyon. Bu sadece zincir kuralının farklı bir uygulaması ve bu yöntemi uygular bunun aslında zincir kuralının sadece farklı bir uygulaması olduğunu unutmamanızı da istiyorum. O zaman Türev operatörünü denklemin her iki tarafına da uygulayarak haydi artık başlayalım. Denklemin sol tarafı x kare artı y karenin x'e göre türevi oldu. Evet sağ tarafı ise d bölü dx içinde 1 olacak. Yani 1'in x'e göre türevi. Denklemin her iki tarafına da aynı şeyi uyguladım. Şimdi buradaki ifadelerin toplamının türevini almak yerine her iki ifadenin ayrı ayrı türevlerini alıp da toplayıp bilirim öyle değil mi? Yani x karenin x'e göre türevi evet ile y karenin x'e göre türevini alıp toplamak bizi yine aynı sonuca götürecek. Önce turuncu ile yazmam gerekenleri bitireyim evet. Şimdi buraya x kare, buraya da y kare yazdık. Burası da bir sabitin x'e göre türevi olacağından ve sabit de x'e bağlı değişmediği için Burası 0. Sol taraftaki ilk terime bakacak olursak, daha önce birçok sefer yaptığımız gibi kuvvet kuralını kullanarak bu terimi 2 çarpı x üzeri 1 yani kısaca 2x olarak yazabiliriz. Asıl şimdi ilginç olan kısma geldik. y karenin x'e göre türevi. Bu ifadenin püf noktası zincir kuralını uygulamak. Eğer bir şeyin x'e göre türevini alıyorsak, şunu şöyle açıkça belirteyim. Bu durumda bir şey y kare. Burada y karenin türevini alıyoruz. y kareyi burada bir fonksiyon gibi de düşünebilirsiniz. Önce y karenin y'ye göre türevini alıyoruz. Daha sonra bunu y'nin x'e göre türevi ile çarpıyoruz. Bu noktada y'nin herhangi sabit bir terim olmadığını, aksine x'e göre değiştiğini bildiğimiz için böyle yapıyoruz, değil mi? Yoksa bunun türevine de 0 der geçerdik tek yaptığımız şey bütün bu ifadenin y'ye göre türevini alıp zincir kuralını da kullanarak y'nin x'e göre türevini almak. Burada x'e göre türevini aldığımız y'li terimi y'nin x'e bağlı bir fonksiyonu olarak düşünmeniz işinizi daha da kolaylaştırabilir. Bu durumda y kare x olarak yazarsak aslında burada yazılanla aynı şeyi ifade etmiş oluruz. Bu sayede zincir kuralını daha anlaşılabilir hale getirebiliriz. Yani x'in bir fonksiyonu olarak y karenin x'in bir fonksiyonu olarak y'ye göre türevi diyebiliriz. Yani bir şeyin karesinin bir şeye göre türevi çarpı bir şeyin x'e göre türevi diyerek de açıklayabiliriz. Burada yaptığımız sadece zincir kuralını uygulamak. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Sadece zincir kuralı. Evet zincir kuralı. O zaman zincir kuralını uyguladığımızda sağ tarafta ne buluyoruz? Aynı zamanda buraya da yazalım. Y karenin y'ye göre türevi kuvvet kuralını kullanırsak 2 çarpı y olacak değil mi? Peki ya y'nin x'e göre türevi? Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bunu olduğu gibi çarpı y'nin x'e göre türevi olarak bırakalım. Aynısını buraya da yazalım. 2x artı, evet 2x artı bir şeyin karesinin bir şeye göre türevi 2 çarpı o şeye eşit ve bu durumda bir şeyimiz y olduğu için 2 çarpı y çarpı y'nin x'e göre türevi ve bunların hepsi sıfıra eşit olacak. Şimdi bu bayağı bir ilginç oldu. Çünkü içinde y'nin x'e göre türevi ifadesini barındıran bir denklem elde ettik. Zaten en nihayetinde bulmaya çalıştığımız şey de buydu öyle değil mi? Yani herhangi bir noktadaki teğet doğrusunun eğimi. Bu noktada tek yapmamız gereken y'nin x'e göre türevini bulmak. Yani dy bölü dx'i yalnız bırakmak. O zaman hadi başlayalım. Başlamadan önce şu ifadeyi kopyalayıp yukarıya bir yere yapıştırayım ki yaptığımız bütün işlemlerle aynı sayfada olsun. Burada bırakmıştık o halde buradan devam edelim. Evet, her iki taraftan da 2x çıkartalım. Sol tarafta 2y çarpı y'nin x'e göre türevi kaldı değil mi? Eşittir. Sağ taraf ise eksi 2x oldu. Amaç dy bölü dx'i yalnız bırakmak unutmayın. O halde her iki tarafı da 2y'ye bölmemiz gerekiyor. Böylece y'nin x'e göre türevi biraz aşağı kayalım. y'nin x'e göre türevi eşittir. İkiler sadeleşir. Eksi x bölü y olur. Bu gerçekten ilginç. Çünkü buradaki gibi y'yi x'in bir fonksiyonu olarak tanımlamaya gerek duymadan türevi sadece x türünden değil de x ve y türünden bulduk. Ama peki bu ne anlama geliyor? Diyelim şu noktadaki türevi bulmak istiyoruz. Mesela burası 45 derecelik açı yapıyorsa, birim çembere aşinaysanız bu nokta kök 2 bölü 2 virgül kök 2 bölü 2 olur değil mi? Peki bu noktadaki teğet doğrusunun eğimi nedir? Az önce bulmuştuk. Eksi x bölü y. O zaman bu noktadaki teğetin eğimini eksi x yani eksi kök 2 bölü 2 bölü y yani bölü kök 2 bölü 2 o da eşittir. Eksi 1 olarak buluruz. Ve bu sonuç gayet doğru görünüyor.